Herkese merhaba. Yeni bir hafta, ayın son günü. 30 Kasım 2020 manşete hoş geldiniz. Çok tehlikeli bir süreç dedik. Esasen korkunç bir süreç de denebilir. Sarsıntılı bir süreç de denebilir. Yaklaşıyor, yaklaşmakta olan da denebilir. İçine girdiğimiz de söylenebilir. Hemen her anlamda dünya, global ve elbette lokal yaşadığımız yer yaşadığımız ülke, evimiz her neyse, herkesi ve bir biçimde etkileyecek muazzam arka arkaya sorunlar, fırtınalar yerine göre kasırgalar geliyor. Siyasi yönden, ekonomik yönden, toplum, kamu sağlığı yönüyle. Buna hazırlıklı olmamız lazım. Bir bu. ikincisi önümüzdeki birkaç ay çoğunlukla vaktimizi evde geçireceğiz. Onun için sağımızdaki solumuzdaki insanlara daha iyi davranma, anlayış göstermeye çalışmamız lazım. İnsanız. Psikolojilerimiz etkileniyor. İnsanız bunalıma giriyoruz. İnsanız depresyona giriyoruz. İnsanız öfke nöbeti oluyor. İnsanız çok orantısız tepki veriyoruz. Bütün bu konularda da azami itina göstermemiz gerekiyor. Ben yapmaya çalıştığım için söylüyorum. Ben de öfkeleniyorum. Ben de yer yer içime kapanıyorum. Ben de yer yer Bazen çevremdekiler için yani dayanılmaz birisi oluyorum. Anlatabiliyor muyum? Bu herkes için geçerli. Onun için azami dikkat göstermemiz gerekiyor. E, gerek ekonomik koşullar, gerek salgınla ilgili koşullar, gerekse kış koşulları ve işte alınan tedbirler her neyse. Aralık, Ocak, Şubat ayına 3 ayı daha dünyanın evde geçileceğini gösteriyor. Birazdan detaylarına, gelişmelere bakacağız. Türkiye'ye döndüğümüzde ise Türkiye'de Türkiye ise bir mafya liderinin ve ona hamilik yapan bir siyasi liderin artık mafya o, o yani o, o da bir anlamda mafyaya ortak oldu diyebiliriz. Devlet Bahçeli'nin dümeninde gidiyor. Diyorlar ki işte efendim Erdoğan her şeyi idare ediyor. Tek adam işte Devlet Bahçeli de işte kendi çapında falan. Yani ona tek adam veya Erdoğan'ın onun şeyine girdiği ...boyunduruna girdiği falan söylenemez. Erdoğan'ın bahçeliye ramı olduğu söylenemez falan. Hayır, bal gibi söylenir. Siz ne kadar siyasetten anlıyorsunuz bilmiyorum. Fakat ilk... E, ...yani üniversite yılları... ...sonrasında ilk meslek yılları... ...parlamento kulislerinde, siyaset kulislerinde geçen... ...çeyrek asır bu, bu işe kafa yoran bir insan olarak... ...ve elbette siyasete bulaşmam, devlette çalışmam diye bir prensip koymuş ve bunun arkasında duran bir insan olarak. Çünkü iğrendim, tiksindim olan biten gelişen şeyleri gördüğüm için. Ve Devlet Bahçeli'nin 1997 Alparslan Türkeş'in vefatından bugüne kadarki sürecini yakinen takip eden biri olarak ve Erdoğan'ın elbette çok meselenin göründüğü gibi olmadığını söyleyebilirim. Hiç kusura bakmayın. Ha 2500 kilometre öteden İngiltere'den öyle mi görülüyor? Buradan daha net görülüyor. Siz için de anlayamıyorsunuz. Bakıyorum bazı kanallara veya bazı paylaşılan videolara veya bazı YouTube platformlarına falan. Ya ya şundadır ya bunda oynamaktan vazgeçmiyorlar. Ya bir de tuhaf bir biçimde acayip böyle işte efendim İyi Parti'de Ümit Özdağ şöyle demiş de CHP'de işte filan milletvekili işte ordu, orduya yönelik bu ordu satılmıştır laflar 3 gündür 5 gündür her gün bir şey. Yok işte efendim AKP'li grup başkan vekilleriyle CHP'li grup başkan vekilleri bir araya gelmişler. Bu çok heyecan verici bir şey filan. Acaba güçlü parlamenter sisteme mi dönüyoruz filan? Meral Akşener şöyle bir ya tuhaf bir şey söyleyeyim. Komiksiniz. Yani gemi batıyor direkt boyuyorsunuz. Olan bitenin farkında değilsiniz. İnsanlar ölüyor. İnsanlar aç. İnsanlar çaresiz. İnsanlar çıkış bulamıyor. Cinnet vakaları artıyor. Birbirlerini dövenler, birbirlerini paralayanlar artıyor. intihar edenler artıyor. Ölüyor insanlar yahu ölüyor. Ve bir nesil daha eba oluyor. Eğitimsiz, okuma yazma bilmeyen bir nesil. Son araştırma, gençlerin dörtte üçü, lise çağındaki gençlerin dörtte üçü okuduğunu anlamıyor. Farsçadan, İbraniceden, İsveççeden, Ermeniceden bahsetmiyorum. Türkçe. Türkçe okuduğunu anlamıyor her dört gençten üçü. Siz oturmuşsunuz hala ya şundadır ya bunda oynuyorsunuz. İşte Berat Albayrak işte efendim şöyleydi de böyleydi de işte Erdoğan bilgilendirilmiyordu. Ciddi ciddi CHP'li sözcüler çıkıyor. Erdoğan bilgilendirilmiyordu. İşte Malatya'da da o servis odası başkanı var ya işte o servis odası başkanı Erdoğan'a çıkıştığında Erdoğan ona inanmadı. Bana abartılı geliyor dedi filan. Bak Erdoğan hiçbir şeyi bilmiyor. Bir anda ekonomik dengelerin, rakamların fena olduğunu gördü, ekside olduğunu rezervlerin gördü. Gel bakalım damat dedi, ne yapıyorsun sen dedi ve Berat Albayrak'ı gönderdi, işi bilen insanları getirdi. Şu anda Erdoğan yönetime 450 asıldı falan. Bu yorumu Mehmet Metiner yapmıyor. Veya Cem Küçük veya öbür avane bir başkası yapmıyor AKP'li vekil ve saray şürekasına girmeyeceğim. Bunu CHP'li yorumcular çıkıyorlar ciddi ciddi konuşuyorlar ve inanıyorlar buna. Reuters, hadi geçtik CHP'yi, Reuters'da 3-4 tane saray kaynağına dayanarak bunu haber yapıyor. Saray kaynaklarından aldığımız bilgiye göre Erdoğan'ın bilgilendirilmediği ve bu konuda yanlış bilgilendirildiği ortaya çıktı. Bundan dolayı hiddetlendiği, köpürdüğü ve işte efendim ekonomi yönetimini çağır, saraya toplayarak nasıl böyle bir şey olabilir diye sordu. İşte bakanın da bundan dolayı bunaldığı, aslında görevden alınacaktı, istifayı falan. Reuters ciddi ciddi bunu haber yapıyor. İnsanlar yanıltılmaya, yönlendirilmeye, o kadar açıklar ki. Şimdi Reuters'a gitsen sorsan diyecek ki e canım saray kaynakları ben kaynaklarımı da gösterebilirim sana. Yani ben haberim ben senin yaptığın haberin o tarafıyla ilgilenmiyorum. Ama ne alet olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Ve o gazetecilik değil. Ey Reuters. Sen bu haberi geçince Reuters bile böyle geçti diye içeridekiler kendi iddialarını daha da temellendirmiş oluyorlar. Her şeyin sorumlusu Türkiye'de, hele özellikle ekonominin sorumlusu benim ben diyen o belediye seçim kampanyası Mart 2019 bulursunuz internetten var. Erdoğan. Yapmayın yani. Bilmediği konulardan bile sorumludur. Bilmediği konulardan bile sorumludur. Falan yerdeki ilçe başkanını, falan yerdeki şube müdürünü, fişmekan yerdeki daire başkanını atayan İmzasıyla göreve getiren onun tensipleriyle sunulan birinden bahsediyoruz. Haberim yoktu. O öyle bir şey yok. Sen bunun için yetki aldın ve bunun için bu, bu yetkili de Türkiye'yi iki yıla geçkin bir süredir 2018 Haziranından bu yana yönetiyorsun. Sonra da haberim yoktu. Tıpkı Covid olayında Bilim Kurulu'nda olayın yıkıldığı gibi. Bir başka şey yani at izi it izine karışmış derken herhalde Berat Albayrak bunu ka kastediyordu. Mafya liderleri, birbirine meydan okuyanlar, tuhaf bir gazetecilik. Biraz da ona bakalım. Özellikle geçtiğimiz hafta, yani bu Alaaddin Çakıcı olayından çıkamadı Türkiye bir türlü. E biz de çıkamadık doğal olarak. Yani son iki haftada Kemal Kılıçdaroğlu'na üç mektup yazdı. Alaaddin Çakıcı'ya hakaret eden insanı derdest edip götürüyorlar ama ona kimse bir şey yapamıyor. Fasulye çubuğu diyor, bakla kazığı diyor, akıllı ol diyor, bir sürü şey. İlk mektupta akıllı ol lafıyla alenen ölümle tehdit etti Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Sonraki iki mektupta ortada fol yok yumurta yokken kendisinin öldürtülme ihtimaline değindi. Yani çok tehlikeli bir süreç derken bunu kastediyorum. Aynen okuyorum o iki satırı. 18 Kasım'da yazdığı mektupta çakal gibi uluyup hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene dedi. 27 Kasım'daki son mektubunda sen de beni öldürtecek, sen de beni öldürtecek yürek var mı Bay Kemal dedi. Üniversite ve ilk çalışma yılları biraz önce söyledim. Ankara'da geçmiş biri olarak hele hele Tansu Çiller'in şu meşhur Devlet uğruna kurşunu atan da kurşunu yiyen de her zaman bizim için saygıyla anılır. Onlar şereflidirler lafını, çıkışını Türkiye Büyük Millet Meclisi DYP Grup Odası'nda canlı bu kulaklarla bu gözlerle seyretmiş biri olarak. Tarih Kasım 1996. Genç bir muhabirdim o zaman. Olan bitene şaşırmıyorum. Ama hayıflanıyorum yani. Çeyrek asırda yani Tansu Çiller'in o lafı dediği günden bugüne değişen hiçbir şey yok. Dil kabalaştı bilakis, Tansu Çiller biraz daha naifti. Açık hakaret ve tehditler havada uçuşmaya başladı. Ne devlet, ne bürokrasi, ne yargı, ne emniyet, ne medya, ne de vatandaş tepki veriyor, sadece seyrediyor. Hayet eşiği esasen aşılalı açı, çok oldu. Bakın, geçen Süleyman Soylu açıkladı, rakamlar benden değil. Cemaatle mücadelede 67 bin operasyon yapılmış. 292 bin köşe, e, kişi gözaltına alınmış, 96 bin kişi tutuklanmış, 42 bin kişi ihraç edilmiş, e, Bayrok'tan 92 bin kişi fişlenmiş ve halen cezaevlerinde 25 bin cemaat tutuklusu varmış. Rakamlar nasıl ürkütücü görüyor musunuz? 292 bin gözaltı, 90, 96 bin tutuklama, 42 bin ihraç, Verileri açıklayan bizzat Adalet İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olunca bu zaten polis ve muhaberat devletinin açık apaçık itirafı. Onun için başta söylediğim şeyi tekrar edeceğim. Şu anda siyaset neyi tartışıyor? Parlamenter sistem mi güçlendirilmiş parlamento mu? İşte eskisi mi cilalısı mı şu mu bu mu? AKP'li grup başkan vekilleri, CHP'li grup başkan vekilleriyle buluşmuşlar da işte efendim AKP'li grup başkan vekilleri konuşabiliriz, tartışabiliriz parlamenter sistemi neden olmasın demiş de CHP'li grup başkan vekilleri de çok 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 fena halde heyecanlanmış da işte Fikret bir adı, ekran ekran dolaşıp bunu anlatıyor heyecanla. O arada Meral Akşener işte parlamenter sistemle alakalı konuşuyor. Anadolu Ajansı da bunu aynı başlıkla abonelerine geçiyor işte efendim. Anadolu Ajansı Meral Akşener'i geniş geniş büyük puntolarla falan görmeye başlamış. Saraydan yumuşama sinyalleri gelmiş. Geçeceksiniz bunları. Salaklaşmamak lazım. Çok affedersiniz. Erdoğan için tek önemli şey, tek ama tek önemli şey iktidarda kalmak. Devlet Bahçeli'ye gebe kalmaktan Alaaddin Çakıcı'ya ağzını açıp bir şey diyemediği için elbette rahatsız. Alaaddin Çakıcı tehdit üstüne tehdit savuruyor 15 gündür. AKP'den tık yok. Savcılık sor, e, soruşturma açtı dediği AKP sözcüsünün açıklaması da CHP'nin suç duyurusu üzerine alınan soruşturma numarası. Kendiliklerinden bir şey yok yani. Devlet Bahçeli'den de rahatsız, Çakıcı'dan da rahatsız ama ağzını açık bir şey söyleyemiyor. Bunun için... E, Parlamenter sistemi tartışırız diyebiliyor. Bahçeli'den çok rahatsız olduğu için, bir çıkış aradığı için. Bunu tabii kendi demiyor ama kendi kurmaylarına dedirtebiliyor. Bakın daha evvel beklemedi odasına aldığı, rafa kaldırdığı parlamentodan bahsediyoruz. Bunu tartışıyormuş, tartıştırıyormuş gibi yapabilir. Unutmayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı kararlarıyla ülkeyi idare ettiğini ve bundan geri adım atmayı zerre miskal düşünmediğini akıldan çıkarmayın bunu tatmış biri oradan sonra dönüp de parlamento, komisyonlar, partiler şu bu falan olayına girmez. Meselemiz bu değil, bu olmamalı. Eskiden devleti kritik edeni mafya ansızın alıp götürürdü. Mafya devlete böyle çalışırdı. Devran döndü, şimdi mafyayı eleştireni devlet alıp götürüyor. Ala Alaaddin Çakıcı'ya bir şey dediğiniz anda hemen alınıyorsunuz sabahın evinizden ve tutuklanıyorsunuz. Mektup savaşlarını, Kılıçdaroğlu, Bahçeli, Alaaddin Çakıcı vesaire çekirdek yiyip takip ederek sanki bir magazin haberi seyrediyormuş gibi e, tavır almamak icap ediyor. Lakin durum fena halde vahim, durum fena halde ciddi. Kemal Kılıçdaroğlu kadar Alaaddin Çakıcı da şu anda Mehmet Ali Ağaca'yla yan yana poz veren Alaaddin Çakıcı da korunmalıdır. Beni öldürtsene, beni öldürtsene diyen. Tekrar ediyorum. Ölme, öldürtme üzerinden mektuplar korkunçtur. Birinden birinin başına bir hal gelirse ne olur ülkenin hali kestiremeyiz. Beni öldürtsene, beni öldürtsene diyen Alaaddin Çakıcı ölme öldürtme üzerine mektuplar yazan Alaaddin Çakıcı da iyi korunmalıdır. Başına bir şey gelmemesi için aynı şekilde Kemal Kılıçdaroğlu da iyi korunmalıdır. Çok tehlikeli bir süreç. Böylesi bir hadise sonrası, bir siyasi suikast sonrası olacakları, olabilecekleri tahayyül bile edemiyorum. Bakın, ezbere söylemiyorum. Cumhuriyetten okuyalım. Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davası bugün başladı. Çubuk'ta şehit piyade er Yener Kırıkçı'nın cenazesinde düzenlenen bir saldırı söz konusuydu. Burada da fotoğrafı var. Sanıklar kameralara yansıyan görüntüler hakkında yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun burada nasıl yumruk yediğini görüyorsunuz. Enteresan savunmalar yapmışlar. O sırada uzun boylu insanlar geçiyordu. Ayağım kimseye vurmasın diye kaldırdım. İşte sokak sopa köpek içindi. Seccadeyi kendimi korumak için savurdum. Taş değil bir avuç toprak attım. O da değmedi. Havada savruldu gitti. Ama asıl şu yumruk atan zatın söylediği Kılıçdaroğlu'nu öldürmek isteseydik zaten çıkamazdı. Böyle bir laf hangi durumda nasıl söylenir? Şimdi ben birisini tartaklamışım veya birisiyle aramda bir mücadele geçmiş. İşte polise gidiyorum veya mahkemeye düşüyoruz falan. Bana diyorlar ki sen onu öldürmeye çalıştın. Ben aklıma öyle bir cevap gelmez yani. Onu öldürmek isteseydim oradan çıkamazdı. Ben derdim ki ne münasebet, ne alakası var, deliliniz nedir? Benim böyle bir niyetim yok. Belki bir itişme kakışma yaşadım ama işte ben de nefsi müdafada bulundum falan. Ne ölümü ne şeyi ben aklımdan geçmez karınca ezmez bir adamım. Yani tahrik edildim belki ne bileyim heyecanlandım her neyse. Değerlerime belki bir saldırı oldu falan. Neyse bir şey söylerim yani. Neyse yani. Ama ben onu öldürmek isteseydim oradan çıkamazdı falan demem yani. Anlatabiliyor muyum? Zihniyeti göstermek açısından söylüyorum. Zihniyeti Said Sefa demiş ki Çakıcı daha önce Erdoğan'a gücün yetiyorsa Beni öldür demişti Şimdi benzer şeyleri Kılıçdaroğlu'na söylüyor Karşısındakini öldürmekle tehdit etmenin başka şekli bu Süleyman Soylu'nun tetikçileri FETÖ Kılıçdaroğlu'nu öldürecek diye Zemin hazırladıklarına göre Durum tahmin edilenden çok daha ciddi Kılıçdaroğlu'nun güvenliği En üst seviyeye çıkarılmalı Ekliyorum Çakıcı'nın da öyle Eser Karakaş demiş ki Kılıçdaroğlu linç davasında sanıklar öldürmek isteseydik Kılıçdaroğlu oradan sağ çıkamazdı demişler. Orada genelkurmay başkanı, komutanlar, vali, jandarma falan var. Şu lafın rezaletine bakar mısınız? Kimse bizi engelleyemezdi demek istiyorlar. Devletin yeni bir utanç sayfası. O arada CHP lideri Kılıçdaroğlu'na saldıran Osman Sarıgün hakkında o yumruk atan şahıs. Serbest bırakma kararını veren Çubuk Cumhuriyet Savcısının eskiden Ensar Vakfı şube başkanı olduğu ortaya çıkmış. Leman'ın karikatürü. Babalar dünyası. En altta da kaza oturtmak derken acaba hangi anlamda diye soran bir sersem var. Şimdi bunlar açık açık yazılıyor bu suikast meseleleri. Bu Türkiye Gazetesi'nden iki gün önce çıkmış yazı Fuat Uğur imzasıyla. Bakın burada tehlikeli bir hazırlığın içindeler falan filan diyor. Ve işte kripto komik kamikazelerden biri tıpkı Karlov suikastindeki gibi bu kez Kılıçdaroğlu'na tetiği doğrultacak. Ama faili meçhul suikastin ardından suçlanacak kişi iktidardaki Cumhur İttifakı'nın ortağı Bahçeli'nin yakın olduğu tescilli Çakıcı olacak. Yani suikastli iktidar yaptırmış gibi bir algı oluşturulacak. Kemal Kılıçdaroğlu öldürülecek sonra da şöyle 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 olacak diye yazıyor. Ne günlere kaldık Allah'ım yani. Ayrıca Rus Büyükelçi suyu kaçtı de öyle değil yani. Ama işte bir şekilde algıyı sattılar öyle yürüyüp gittiler. Rus uçağını onlar düşürdü. Rus elçiyi onlar öldürdü falan. Yani aradan 50 sene geçer gene hala onlar her türlü pis işi yapmaya devam ederler veya siz pis işlerinizi ihale edersiniz. Orada değilim. Fakat suikasti yapıyor arkadaş sonrasında olacakları da anlatıyor. Eser Karakaş devamla hükümetin değil devletin büyük ayıbı bugün ana muhalefet liderine linç davası ağır cezada değil asliye ceza mahkemesinde görülebiliyor. Hükümet artı yargı yani meclis dışında devlet demiş. O arada işte CHP de Sarıgül'de parti kurmak için yola çıkmış. CHP'den grup koparacak diye yandaşlar seviniyor. Türkiye Gazetesi'nin haberi. Sarıgül parti kuracak, CHP'den grup koparacak. Koparır inşallah. Vallahi bak koparsın, iyi olur. Bir grupta Muharrem İnce koparsın. Şenlensin ortalık. Bütün gazetelerin manşetinde bu var. Ali Mahir Başarır kimmiş CHP'li tank, tank palet fabrikası üzerinden devletin ordusu Katar'a satılmış diye söyleyince herkes şu anda ona cevap verme yarışında ki savcılık falan harekete geçti. Yani düşün. MPÇ şey saray yani pazar günü bunun için mesai yaptılar yani düşünün başka zaman olsa hafta sonu falan derler. Hürriyet'ten bir başlık. Ordu satıldı sözüne soruşturma. Tabii milletvekili dokunulmazlık fezlekesi hazırlanacak falan filan hızla gelecek ama tepki vermek ve adaletin yargının neyse harekete geçmesi pazar günü o rehavet saatlerinde bile hiç aksamıyor yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani istedikleri şeyi, işlerine gelen istedikleri şeye anında tepki veriyorlar. Bir de ya bu nasıl bir şey ki? Yani ağır bir eleştiridir. Ordu satılmış eleştirir. Devletin ordusu Katar'a satılmış eleştirirse ama bunu tank palet fabrikasındaki Katar iştirakiyle söylüyor yani. Tank palet fabrikasındaki Katar meselesinden dolayı söylüyor. Siz devleti, ülkeyi parsel parsel Katar'a satıyorsunuz. Askeri bir takım konularda söz konusu olduğu için söylüyorum. Milletvekili ağır bir eleştiri olabilir ama buna tahammül olmak zorundasınız yani. Söylediği şeyler doğrudur, yanlıştır orada değilim. TSK'ya hakaret eden dilin hesabı sorulacak. Keselim o dili. Yeni birlik böyle şey yapıyor. Herkes ayağa kalkıyor. Cumhurbaşkanı sözcüsü, Milli Savunma Bakanı pazar pazar ayağa kalktılar yani. Sadece bu mu? Şimdi bakın fotoğraf falan koymuşlar. Canan Kaftancıoğlu arkasında bir başkası. Kimin olduğu önemli değil. Taciz rezaleti CHP'yi karıştırdı. Zannedersiniz ki Canan Kaftancıoğlu'nun merkezinde olduğu bir taciz hadisesi var. Ama okuduğunuzda öyle olmadığı ortaya çıkıyor. Sabahın birinci sayfasından getiriyorum. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı filanca 23 yaşındaki Feşmekanca'yı darp ettiği cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Canan Kaftancıoğlu ile alakası ne bunun? Tamam mı? Yani çakayım da ben her türlü bir şekilde ona selam veren yakın arkadaş çevresinden bir, bir kere oturup bir kahve içtiği, aynı fotoğraf karesinde görüldüğü falan. Katar'ın gizli ortağı mı var diye soruyor Abdullah Şener. Artık hesap vermeyen bir hükümet var. Bu dönemde nelerin yapıldığını kimse hayal bile edemez. Katar sermayesi dediğiniz zaman ihtiyatla bakıyorum. Türkiye'ye Katar bağlantılı giren sermayenin paraların, kaynakların gizli ortaklarım var? Kimler olabilir? Açık açık şunu söylüyor. Tabii ispat edemeyiz yani. Şu anda yaygın olarak iki iddia var. Bir, Katar e, Türkiye'nin bir takım imkanları peşkeş çekiliyor. Katar da buraya yatırım yapıyor. İstikbale yatırım yapıyor kendine göre filan. İki, tabii bütün ülkeler dururken niye sadece Katar yapıyor yani? Dünyada 180, 190 ülke var. Hani elinde para olan 20-30 tane ülke neyse. Batı dururken, başka körfez ülkeleri şu bu falan dururken. Neden Katar? Katar Türkiye'deki ışığı gördüğü için mi? Buna çok ihtimal vermiyorum. İki işte Abdülhatif Şener'in kastettiği ihtimal. Türkiye'ye Katar bağlantılı giren sermaye, para, kaynak, arkasında gizli ortağı var diyor. Yani Erdoğan ve şurekası daha ne desin adam bu kadar söyleyebiliyor Türkiye'de. Ama bu Erdoğan'ı en iyi tanıyan insanlardan biri. Birinci dönem Erdoğan'ın kurucu ekibinin içinde başbakan yardımcılığı yapmış bir isim Abil Latif Şener sıradan biri değil. Erdoğan diyor paraları bir şekilde Katar üzerinden Türkiye'ye sokuyor. Gizli ortak falan kastı bu. Esasen o sattıkları şeyleri kendilerine satıyorlar yani. Katar bir paravan. Diyorlar. Fatih Altaylı da onu sormuş. Aylar yıllar sonra aklı başına gelen ara ara böyle konuşan insanlardan biridir. Herkesin aklındaki soru dünyada başka ülke mi yok da her şeyimizi bu kadar Katar'a satıyoruz demiş. Yok abi pandemi çadırları değil seyyar icra iflas mahkemeleri bunlar Bülent Çelik karikatürü gazete pencereden evet icra iflasla ilgili çok sayıda haber var bugün gazetelerde ama ondan önce e, büyüme rakamlarına bakalım e, Türkiye'nin büyümesi 5 beklenirken 6 küsur açıklanmış bir de şöyle bir enteresan bir taraf var yani bütün dünyada hiçbir liderin ben olumlu konuştuğunu görmüyorum. Ne kendi ülke rakamları ile ilgili olarak, ne genel gidişata ilgili ilgili olarak, ne de önümüzdeki seneyle ilgili olarak. Herkes olumsuz bir tablo çiziyor ve az hasarla bunu atlatmanın derdinde. Türkiye'de de tamamen bir moral pompalama var yani. Bu bile zaten söylenen şeylerin yalan olduğunu gösteriyor. Gelişmiş, güçlü büyük ekonomiler dahi halka bir dakika yani zor zamanlar falan derken İyi olmayacağız, bir sürede iyi hissetmeyeceğiz falan derken, Türkiye neyine güvenerek, ama işte dediğim gibi bu yalan olduğunun belgesi. Mahve Yilmez de onu söylemiş. 3-4 yıl önceye kadar insanlar açıklanan enflasyon oranına inanmazdı. Sonra işsizlik oranına ve büyüme oranına da inanmamaya başladılar. Açıklamayı yazar yazmaz tepkiler başlıyor. Öyle. Bakın işte, mahkemeler artık davalara yetişemiyor, icra kıskacı. Dava yoğunluğunun en çok yaşandığı Çağlayan'daki İstanbul Adliye Sarayı, İflas daireleri ve icra mahkemeleri için iki yeni bina kiralamış. Kırılgan ekonominin sonu kalıcı yoksulluk diyor TR724 manşet inceleme haberinde. Ülkenin en zengin %1'i ülkede üretilen toplam değerin %25'ini alıyor. Tek adam rejiminde yaşanan hukuksuzlukları adalet olarak sunan AKP... ...yoksulluğu kalıcı hale getiriyor demiş. Evsizlere sahip çıktılar sosyal ağlara yansıyan bir görüntüydü. İstanbul'da e, sokağa çıkma yasağı öncesi gelen ihbar üzerine harekete geçen İstanbul Büyükşehir ekipleri diyor. Alt geçitlere sığınan evsiz vatandaşları minibüslerle alıp otellere yerleştirdiler diyor. Evet. O İstanbul'u bilenler için işte İmece Çarşısı'nın olduğu, bisikletçiler çarşısının olduğu, köprü alt geçitlerinde vesaire. Çok böyle gerçekten düşündürücü, üzücü görüntüler sosyal ağlarda yayınlanmıştı. Belediye onlara yardım eli uzatmış da nereye kadar yani? Ve bu sayı artacak belli ki. Esnafın ölüm kalım savaşı demiş bir gün. İş yapamayan esnaf nasıl borcunu ödesin diye soruyorlar. Çok sayıda esnaf icralık olmakla karşı karşıya. Sadece Yozgat'ta 70 73 işletmenin kapısına kilit vurulmuş. Bunlar daha başlangıç rakamları. İşsizlik vurdu, doğum azaldı. Karar manşet genç Türkiye avantajını tehlikeye sokan çarpıcı tablo. Toplam doğum 16 yıl aradan sonra ilk kez nüfusun yenilenme sınırının altında kaldı diyor. Cengiz Aktar yeni yaşama konuşmuş. ABD hava değişti diyor. Evet. Kuralsızlığın ABD karşılığı yok. Rejimin yegane önceliği Kürtlerin kendi başlarının çaresine bakmalarını engellemek. Bu çatışma çözümü temelli AB pratiklerinin aksine tamamen yıkıcı, inkarcı bir siyasi tercih ve uygulamalıdır, de, uygulamadır demiş. Merkel 10 kez Türkiye'ye geldi. Bu totaliter bir rejimi ziyaret eden batılı bir ülkenin lideri için görülmüş frekans değildir. Bu siyasi küstahlık o da havlu atma, atma aşamasında, yorulan batıda hava kalıcı olarak değişmişe benziyor, diyor. Açlık korkusundan test yaptırmıyorlar, korkusuz manşet, kayıt dışı işçiler hayatta kalabilmek için ölümü göze alıyor. Virüs yayıldıkça yayılıyor. Bir de fotoğraf var, davullu zurnalı gelin alayı. Bakar mısınız? Böyle çok fotoğraf geliyor. Sosyalleşme fotoğrafları. Size oy verenlerin görmek istediği tablo bu muydu diye sormuş Ali Babacan. Yüzde onluk bir genel başkana hem devlet yönetimini hem de adeta kendi partilerinin anahtarını verdiler. Bir üçüncü ortak daha var. Yüzde bir bile oyalamayan 28 Şubat karanlığının bir destekçisi de bugünkü iktidarın destekçisi olmuş diyerek Erdoğan, Bahçeli, Perinçek orada ortaklığına dikkat çekmiş. Koronavirüs haberleriyle devam edelim. Salgında iki şirket 144 milyon TL kazanacak bir gün manşet. İstanbul'da 7 büyük hastanenin Covid-19 testleri milyonlarca lira karşılığında şirketlere yaptırılacak diyor. Bunlardan biri de Menzil cemaatine yakın Ferhat Danışman'ın şirketiymiş. Covid-19 servisinde refakatçi uygulaması annesini hastaneye kaldıracak ambulans bulamamış bir vatandaş annesini kendi imkanlarıyla hastaneye kaldırmış yetmedi. Covid-19 servisinde refakatçi kalması istenmiş. Evet. Hastane yetkilileri de çok sayıda de çok sayıda sağlıkçının hasta olduğunu söylemişler. Doktorun uygun gördüğü bazı yatalak hastalar için refakatçi talep edildiğini doğrulamışlar. Artık personel yetmiyor. Ref refakatçi alıyorlar haberi bu. Ölümler artıyor, ek mesai yapıyorlar. Aydın Efeler Mezarlıklar Müdürlüğü görevlileri Artan ölümler nedeniyle ek mesai yapıyor, mezarlık ve gasilhanelerde yoğunluk dikkat çekiyor demiş. Aydın efeler burası, Türkiye'nin her yerini kıyaslayabilirsiniz. Cuma günü Muğdat'ta da bir görüntü vardı, İstanbul'dandı ve tabutları artık ıı, gasilhanedeki sırayı, insanların telaşını görüyorsunuz. Yani ölümler en az iki katına çıkmış durumda, ortalamanın haliyle mevcut kadrolarda bir yere kadar ve bir yandan bakacak hasta bakacak hastane ve bakacak hasta bakıcı yok. Sağlık çalışanı yok. Öbür taraftan öldüğünde de gömecek personel ya da gömülecek yer ve daha başındayız yani. Koronavirüs bir aileyi yok etti. Mersin Tarsus emlakçı Murat Karabulut, ardından annesi Fadime, Fadime Karabulut, kız kardeşi Selda Virüsün pençesinden kurtulamadı diyor. Kara eşi Buket'in karnındaki 7 aylık erkek bebeği kaybetmesinin ardından önceki günde kız kardeş öldü diyor. Koronavirüs bir aileyi yok etti. 5 ölü. Tam kapatmaya destek %76 sokak kısıtlamasını bitmesiyle İstanbullular pandemiyi aldırmadan kendilerini dışarı attı demiş Ipsos Milliyet Araştırması toplumun %76'sı tam kapanmaya destek veriyor. Restoran kafe gibi yeme içme yerlerinin sadece paket ve e paket servis için e paket servis hizmeti vermesine destek de yüz, %68 olmuş. Yani bu Türkçe kelime bulmak da gerçekten zorlar, zorluk çekiliyor süratle. Yani take away deyip çıkmış İngilizce'de insanlar. Paket servis gel al hizmeti falan ne bu yani? Çok çabucak bazı kavramlara Türkçe tabir bulmak lazım yani. Korona vefatlarında sayı kargaşası sürüyor. İstanbul Mezarlıklar Müdürlüğü İstanbul'da bir günde 173 kişinin daha bulaşıcı hastalık nedeniyle vefat ettiğini duyururken Sağlık Bakanlığı verilerine göre aynı gün tüm Türkiye'de vefat sayısı 182. Sadece İstanbul'un vefat sayısını açıklıyor gibi bir durumları var. Bakın Deniz Yavuz Yılmaz eski milletvekili Zonguldak'tan e, vaka patlaması yaşanan illerin fotoğrafını paylaşmış. Bakan açıklama yaparken Fox'tan ekran görüntüsü. Açıklanan ölüm sayısından fazla ölüm yaşanan, açıklanan vaka sayısından fazla vaka, hasta sayısından fazla hastası olan şehir ve Zonguldak demiş. Yani İstanbul'u bırak diyor Deniz Yavuz Yılmaz. Eski milletvekili Zonguldak'ı biliyor. Açıklanan diyor vaka sayısından daha fazla ölüm, hasta, her şey daha Zonguldak'ta diyor. Sınırlarımızın ötesi hatta okyanus ötesinden Abdülhamit Bilici bildiriyor. Orada Uber şoförlüğü yapıyor gazeteci. Zaman Gazetesi'nin son genel yayın müdürüydü. Ama tanıklığı önemli. Az önce pazar, pazar ayininden çıkan muhtemelen bir müşterisi Filipin kökenli bir Amerikalı kadına Normal ayinlere başlamışsınız, cemaat sosyal mesafeye dikkat ediyor mu, maske takıyor musunuz diye sordum. Takanlar var ama çoğunluk takmıyor, orası Tanrı'nın evi, onun dediği olur, biz korkmuyoruz diye cevap vermiş. Şimdi bir başka konuya geçelim. Çin propaganda atağında diyor Yeni Mesaj gazetesi. Wuhan alarmından bir yıl sonra Çin devlet medyası salgının başka ülkelerde çıktığını ispat etmek için propaganda faaliyeti götürüyor. Çin'de tek bir vaka fabrika kapattırıyor diye dünyadan bir haber. İşte normalleşme yolunda hızla ilerlerken vaka görülen noktada bölgesel karantinalar uygulanıyor. Tek bir vakada fabrikalar kapatılıyor falan demiş. Bir başka şey de şu. Çin Çin'e karşı muazzam bir güvensizlik var. Hem virüs oradan çıktığı için aşılarına da güvensizlik var. Artı Çin malı çakma malıdır yani böyle de bir dünyada genel bir kabul var. Onun için Çin'deki zenginler veya Çin'de belli bir kalbur üstü vatandaş dahi, grubu dahi Çin'in kendi aşısından, yerli ve milli aşıdan aşıyı beklemiyor batıdaki aşılara. Yani Avrupa veya Amerika kökenli aşılara sipariş veriyorlar. Böyle bir bilgi de var ama Çin sarsılan imajını düzeltmek için batıdan yüz bulamasa bile Asya'da diğer ülkelere, Türkiye olabilir, Türkiye'de bunlara dahil, Afrika'daki kimi ülkelere yardım eli sunacağını, işte doktor, tıbbi malzeme, aşı ne gerekiyorsa sevk edeceğini, ücretsiz olarak insanlara açılacağını falan buna dönük hazırlık yapıyor. Bu bir hem imaj yenileme hem, hem yeni dünyada pozisyonlanma ve bu şekilde insanlara dokunarak da bir sempati halesi oluşturma çalış, çabası. Böyle de bakın bundan sonra Çin'le ilgili Gelen haberlere ve gördüğünüz, duyduğunuz şeylere. Covid-19'dan ölen Burhan Kuzu'nun gerçekten bundan ölüp ölmediği e, tartışma konusu. Hürriyet 1. sayfada bu kadar haber girmiş. Oğlu işte konuşmuş babamı sitokin fırtınası öldürdü. Korona testi pozitifti. Bağışıklık sisteminin sağlam hücrelere yönelik saldırısı olan sitokin fırtınasından söz etti doktor filan diyor. Ama açıklamalar çok kimseyi tat, tatmin etmiyor. Burhan Kuzu'nun son dönemde uyuşturucu mafyasının bir anlamda hamiliğine, bir anlamda yargıdaki soz, e, sorunlarını çözen Cumhurbaşkanlığı danışmanı sıfatlı Burhan Kuzu'nun böyle bir e, pozisyonun olduğu ortaya çıkması, fotoğraflar, ilişkiler, belgeler acaba falan dedirtiyor. Gençler Silivri şimdi soğuktur diye şakalaşıyor. Babacan'dan gelmiş. Evet Babacan yurt gezisinde Babacan'ı gören bir esnaf elektriği kirayı ödeyemiyoruz çıldırdık artık deyip oynamaya başladı. Böyle de fotoğrafla açmışlar. Evet. İktidarın en önemli korkusu Babacan. Davutoğlu falan değil onu da söyleyeyim. Çünkü ekonomik bir deprem geliyor ve Babacan o konuda vatandaşın e, hayal kırıklığına bir çare olabilir. Ya da yeni Türkiye'nin çıkışı olabilir. Bunu gördüğü için iktidar Babacan deyince epey bir endişe ediyor yani saray çevrelerini e, telaşlandıran bir e, durumu var Ali Babacan'ın. Milli gazetenin gündemi ise efendim Kariye Camii. Gene tam sayfa açmış manşetten kocaman bak Türkiye'de başka hiçbir şey yokmuş gibi. Ne bitmez restoran, restorasyonmuş, niye açmıyorsunuz, kariye hemen ibadete açılmalı, namaz kılacak yer kalmadı falan. Gemi batarken direkt boyuyorsunuz. Ey siyasal İslamcılar! Al birini vur ötekine, al milli gazeteyi vur Erdoğan'a. Hiç kusura bakmayın yani. Şu harcadığınız kağıda mürekkebe boyaya yazık yani. Ülkede başka bir şey kalmamış, kariyenin, kariye, kariye müzesinin cami olması kalmış. Niye gecikti bu iş diye soruyor. Millet evinden dışı dışarı çıkamıyor ya. Sen cami ibadete açıp millet... Bir dakika yani. Yani her anlamda offside yaptığınız şu haber. Savunduğunuz şu şey. Neyi savunuyorsanız böyle burnunuzun dikine. Ayıp ya. İflah olmazsınız ve Olmazsınız yani. Türk solu da Türk sağı da bu kafayla iflah olmaz yani. Bakalım başka bir şey var mı? Ha, konuşmuşuz her şeyi. Unuttuğum bir şey var mı diye baktım. Çok tehlikeli bir süreç dedim. Umarım dilimin döndüğünce e, anlata, anlatabilmişimdir. E, sığınıyorum. Ara sıra biraz şiddetlendiysem, ara sıra böyle ağzımdan pek yakışmayan, üslubuna uygun olmayan laflar çıktıysa işte. ama yani gelinen nokta nasıl tarif edilir ki yani artık? Yani bazen insan gerçekten nezaketi delden bırakabiliyor. Teşekkür ederim takip ettiğiniz için, videolarımızı like'ladığınız için, çok seyrettiğiniz için, arkadaşlarınıza, dostlarınıza tavsiye ettiğiniz için. Bir sonraki manşette buluşmak umuduyla huzurlardan saygıyla ayrılıyoruz efendim. Hoşçakalın.